değerli misafirlerimiz. Domino Tiyatro Topluluğu'nun hazırlamış olduğu Çılgın Dünya adlı oyuna hoş geldiniz. Oyunumuz başlıyor. Yerlerinizi almanız, telefonlarınızı sessiz konuma getirmeniz önemli rica olunur. İyi seyirler. Deliyim benim. Evet. Ama deliyim nasıl olur? Basbayağı canım.
Nasıl bakmayana canım? Ya işte... dedeye sahip çıkalım! Dede! Falan yaparsın. Ya da ne bileyim... Ya kardeş, benim memleketimin koyunu bile bir başka ya! Ne olur, böyle şeyler yaparsın. Ben tam yapamam da sen daha iyisini yaparsın. Merak etme, koyunu öyle güzel yapacağım ki gerçek bir deden ayırt edin. Birilerini yaparsın. Birileri geliyor. Dur bak, birileri değil, bir adam. Buranın müdürünü çok iyi tanırım. Benim tatlı küçük Fedra'nın amcası. Ama ben Fedra'yla çok az görüşebiliyorum. Ama sen buraya girersen, her gün seni görmek için gelir, görürüm sevgilini. Hadi başla artık. Başla artık, yakalanacağız hadi. Günaydın, günaydın. Aşkla, huzurla, mutlulukla. Rabbim gönlümüzdeki muradı ver. Bugün yine bebek gibi uyandım. Aa, dostumun durumu tehlikeli. Acil bir hekim. Günaydın, dün dün dün. Günaydın anne. Baba, baba. Biliyorum sen benim aslan babamsın. Ne oluyor burada? Ananla, gebeş kaplumba. Ananla. Çenen tutulsun. Ama ne portajımı veriyorsun? Ya Valencia. Ya ne güzel bir yermiş Valencia, gördün mü? Leonardo niye susuyorsun? Kimseye görünmeden buraya kadar gelebildik, sevinsene. Ay şimdi Katürek babam ne yapıyordur dersin? Alay ederler diye sokağa bile çıkmaktan korkuyordur. Başkaldıran bir kızın babası. Hele ki uşağı tarafından atlatılan bir efendi olmak kolay mı? Seni sevdiğim için kaçtığımı bilsin. Deli derdi bana. Nasıl böyle konuşabilirsiniz? Düpedüz delilikle in yaptığımıza. Benim gibi ne edebilir sizi bu uşak parçasıyla? Baba evinden kaçtınız. Zavallıları vurmayın yüzüme. Beni aldattınız, biliyorum artık. Böyle söyleme Leonato. Seni sevmeseydim kaçar buralara kadar gelir miydim seninle? Bir serüven uğruna hiç adamı kirletir miydim? Delilik de olsa yaptım. Alıp küsceğin yerde sevinmen gerekir. Bir uşağa karşı duyulan sevgi değersizdir, uzun sürmez. Nitekim siz de karşı koydunuz. Sonsuza dek bardırmadınız bu sevgiyi. Nedenini bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Pişmansınız da ondan. Pişman mıyım? Sana uşağım ol dediğim günden bu yana. Değişmiş bir şey mi var? Uşağım değil misin yani? Evet, sadece uşağınızım. Hey, buraya bak! Taşı eşyalarımı, denizde kunduralarımı. Al bana şu şişi. Çıldırmışsın. Hayır! Çıldırmışım. Beni sevseydiniz, yüreğiniz gerçekten benim olsaydı, üzerine titrediğiniz en değerli şeyinizi verdiniz bana. Kuş uçmaz, kervan geçmez yollarda yapayalnızdım. Üstelik geceydi, karanlıktı. İnandırdığınız kadar sevmiş olsaydınız beni, bir an bile düşünmez benim olurdunuz. Namuslu davranışın için övmen gereken yerde alınıp küsüyorsun. Bütün erkekler böyledir işte, böyle düşünürler. Haksız mıyım? Hem yanıldığınız sen de farkındasın değil mi Leonato? Ben sadece aldatıldığımın farkındayım. Ya seni sevmeseydim, kaçar buralara kadar gelir miydim seninle? Kesin artık. Ben anlayacağım anlarım. Beni sevdiğiniz için değil, sıkıldığınız için kaçtınız baba evinden. Yalan mı? Leonato bilmiyor gibi konuşuyorsun. Babam beni istemediğim birileriyle evlendirmek isteyip duruyor. Neden bunlardan biriyle evlenmedim sence? Hiç düşündün mü? Sana olan sevgimden tabii. Ah Leonato, desene güvenemeyeceğim birini sevmişim meğer. Bırakın, yetti sevgi sözcükleri. Kaçarken aldığınız mücevherleri verin. Önce birlikte yerleşsin. Hayır, hemen verin. Neden? Nedenini sonra söylerim verin. Paramız mı bitti yoksa? Bitmeseydi ister miydin? Of, iyi tamam, önce şu küçük yüzüysen. Hepsini verin, hepsini. Hepsini mi? Evet. Demek sen de benim kocam olacaksın. Bunu ver. Mücevherlerin hepsini verin. Leonato. Bir şey daha söylersen yok bir şey mi? Çabuk ol! Ben veriyorum, veriyorum. Gülüm sana inanmış. Senin sadakat yeminlerine kalmıştım. Ya boş sözler bunlar. Elbiseni isterim, koyun. Elbiseni ne yapacaksın? Leonato, bırak şu bıçağı. Bir şey daha söylersen... Tamam, veriyorum. Çabuk ol, birileri gelecek şimdi. Leonato, ne yapacağım ben burada? Her şeyimi aldın. Hız gelirsin. Ne halin var söylüyorum. Böyle
Bir aman hiç fena olmazdı. Lamandan sonra soğuk bir banyo, arkasına da hacam var. Yalnız üstüne kilit vurdurmadığınıza iyi etmediniz. Üstüne vurulan kilit rahatlatırdı delileri. Rahatlamıştı bile, fark etmediniz mi? Zaten onun için de dolunay günlerinde artar. Böyle iyi ve sakin günlerde hiç üstüne varmamak en iyisi. Maazallah daha kötü olur, ölü verir falan kim bilir. Haklısınız. Ulu deliler arasında akıl hastanesine düşmüşüm. Ulu tarlam korkudan yüreğim verecek şimdi. Bir şey daha soracaktım. Dostunuzun adı ne? Don Beltran. Don Beltran. Nereli? Toledo'lu kendisi. Ne iş görür bu Don Beltran? O bir bilgindir, bir filozof. Ah tamam, şu bilim. Birçoklarını çıldırtır. Konuşurken anlayamazsınız. Felsefe mi yapıyorlar yoksa saçmalıyorlar mı? Şu iki kameraya bakın. İki mi? Öteki görünmez buradan. Çıkın dışarı. Nesi var bunların? İkisi de ünlü kişilerdi. İkisi de bilgin. Bir şeyleri bulma hırsı onları dostunuz gibi hasta etti. Ama şimdi biz onları gereğince tamamladık. Bize burada yardımları bile dokunuyor. Thomas! Gel buraya, yanıma! Efendim buyurun. Sen iyi bir evlat mısın? Gat! Evde nasıl? Ama durun bir dakika. Babama bir saksan yedikten sonra babasız kaldım. Demek ki evlat olacak kimse yok, kimse yok. Görüyor musunuz? Ne kadar mantıklı konuşuyor. İstedik zeki de. Ama kendini babam sanıyor. Olmayacak şey mi bu? Gat! Neden? Gizli yeri yumurtluyorum. Yumurtaları belinize geçmiyor ondan mı? Ne yapsanız ne etseniz boş. Yuvamı göstermem size, göstermem size. Ya sen benlerdi o. Hala aradığını bulamadın mı? Hayır, bulamadım. Zavallı, beynini çaldılar sanıyorum. Öyle. Ama beyinsizliğini fark eden bir benim şu yeryüzünde galiba. Bütün ötekiler beyinlerinin çalındığının farkında değiller. Beyinsiz yaşarlar, eksikliğini duymazlar. İşte hırsızların da istediği budur. Sus! Kendimi ondan akıllı sandığımı iddia ediyormuşum sözde. Durmadan bunu yüzüme vuruyor. Vay vay vay. Bir de savunuyor kendini. Cici kuş, cici kuş. Cici kuş, cici kuş. Aa, bu kadın da kim? Hangi kadın? Şu yemini arayan İsmer Stavun'u mu soruyor? Hey kadın, nereye? Senin de mi bir şeyin çaldılar? Baylar, bayanlar acıyın bana. Tanrı hakkı için acıyın. Bir hırsız sordu, sonra çevirdi beni. Tamam işte. Mücevherlerimi elbiseleriyle aldı götürdü. Ve beynini. Ama o sayılmaz. Tamam, bir de gel. İstersenize. O da bir deli galiba. Ya hayır, deli değilim. İnanın ki bana deli değilim. Valencia'ya gelirler, ben başıma geldi bu iş. Güzel bir film. Ne yapıyorsunuz? Kıvıldama. Neden? Sarılacağım sana. Bırak beni, sen sen. Niye sen sen olsun? Bana mevsim mi geldi bilmiyor musun? Evet, bu da kaçırılmış. Yaklaş, yaklaş. Acıma nedir kalmamış bu yeryüzünde? Saygıdeğer bayım, inanın bana doğruyu söylüyorum. Bana bir yolu çaldılar görün size. Hırsız beynini de çaldıysa pek karlı çıkmamıştı. Üstüne hatırlık hadi elindeydi. Beynin mi? Çalındıktan sonra arttır değerini arttırabildiğin kadar. Görüyor musunuz? Bu da bunun da bozdu. Sağladım, yakın duymuş. Bana bak Thomas, rahat bırak seni. Bir azizim de ona Thomas. Aziz olsaydı mantosunu paylaşırdı benimle. Bu çırılçıplak halimle biraz olsun acımıyor musunuz bana? Acıdığımız için seni öyle bir yere götüreceğiz ki aradığını bulacağız ama. Bağırın! Bağırmak mı? Beni bağlayacağınızda hırsızı tutun onu yakalayın. Taksiyatın daha iyi değil mi? Görüyor musunuz? Ya! Nasıl bozulursunuz? İyice benim. Gidip onda ilan vereyim bana. Ya hemen bugün ilaca başlamayın ama. Biliyorum ama azdırsam hiç acımam. Atarım içeri. Tamam. Neler gördüm şu kısa zamanda. Ne acayip şeyler. Sapasağlam akıllı dostumu şu delilerin arasına soktum. Ve ben yarı deli olarak ayrılıyorum buradan. Şu kainatın özenerek bezenerek yarattığı o güzel kadın. Onu tekrar görmeliyim. Onu tekrar görmek için buraya gelmeliyim. Ama Fedra. O ne olacak? Aman canım bana ne. Ben şimdi bir deliye çılgın gibi aşığım. Aşağılık sefil bir hırsızım.
Yakalarlar beni. Cezayir'e sürerler beni. Belki de beni
saçlarınıza zeytinyağı sürün. Ya da yarasalara sıcaklanınız. Yalnızca saçlarınızı dökmeye yaramaz. Kıskançlığınızı da alıp götürün. Herhalde aklını kaçırmadan önce ya bir de belediye meclisi üyeydi ya da bir akademisyendi. Beni çok sevindirmek, mutlu kılmak ister miydiniz? Tabii. Şu kurdeleyi bana verin. Neden? Kim bilir, hastalığımı devasıdır belki. Belki de bana uğur getirir. O zaman siz bana sağlığımı bağışlayan bir Apollon tanrıçası olurdunuz. Ben de kulunuz. Apollon gibi! Bir kurdele bu kadar güçlü olabilir mi? Bu kurdele tılsımım olacak. Acaba bu kırmızı daha mı? Bakın hele şu mutsuz yeni geline. Nedir bu telaşı benim yerime? Süt ve şekerdi benim istediğim. Oysa siz sapla saman sürüyorsunuz. Acaba şu eflatun kurdele işinize daha mı çok yarar? Evet, yeşil olduğu için. Umut vardır yeşilde. Ha? Görüyorum ama kuşkulanmak tatsız değilmişim. Eski sevgilinizi düşünmüyor musunuz artık? Oyunu demek istiyorsunuz. Pedro, sen mi kaçırıyorsun galiba? Hayır, bütün amacım onu kızdırmamak. Yoksa dinler miydin bu deli saçmalıklarını? Ah Celia, katı yürekli kız. Yaktın, tutuşturdun beni. Yürek dayanır mı bu acıya? Gönlüm eski sevgilime. Yeni bir sevdanın ardına düştüm şimdi. Eğer
olacağınızı anlamıştım. Söyle, ben olacak mıyım sevgilim? Mondrik Ardam'ın aklı başındaydı. Senin gibi kaçık değildi, sen olamazsın. Haklısın, ben delinin biriyim. Ama içimi görebilsen anlarsın deli olmadığımı. Adın ne? Bertram diyorum kendime. Devrolan bir ismi halde. Yok, değil. Yalnız perşembeleri de bulurum ben. Ama sen istediğin adı takabilirsin bana. Ay zavallı adam. Giderek daha çok hoşlanıyorum ondan. Ya o deli değil, ya da ben kaçığım biriyim. Belki de beni deli sanıyordur. Olsun, oynarım ben bu oyunu. Hadi, ben avlanmak için biniyorum şahinime. Biniyorum, beni de. Köpekleri nerede? Ya atmacam. Oho, atmacının gözlerini bağladılar bile. Hayır, bırakın. Köpekler bakıyor, görmüyorsunuz. Çabuk, binelim şu anda hadi. Bu sıcak kış gününde güzel tatlı bir ispeç tavuğu yakalayacağım. Of, bu da ispeç tavuğu dedim. Vazgeçelim avlanmaktan. Ben bir filet torba örmek istiyorum evde. Hemen sizi görmek istiyorum. Boşuna zahmet. Kekik torba girdi bile. Kavuşmak. Ah neler gibi bu sözde. Bilmediğim, denemediğim tatlar vaat ediyor bana. Hey gibi kıskançlık. Mosmo
spor olmuşuz yuvar. Ne dedin? Hayvan içerinden şurup yapmışlar dedim. Don Juan geldi aklıma. Ne demişti sevgili Sanma'ya? Bir kadının en güzel yanı kulaklarının kızarmasıdır. Nasıl olur da bu tuhaf sözlerden ürkmüyorum? Tersine içtiğimi kamçılıyor böyle saçma sapan konuşmaları. Değil mi, kaybettiğim şeyi buldun mu? He? Bulursan sana bir an... örümcek veririm. Yazık, öpücük sanmıştım. Aklını kaybetmişsin biliyorum. Keşke ben bulsam. Seve seve koşarak getirirdim sana. Tabii karşılığında alacağın şeyi biliyorsun da ondan. Böyle nazlı bir fil yavrusu olmasaydın sana neler söylerdim neler. Bak Tomiş kız, sevgi ve arkadaşlık... Evet, evet, evet! İkisi de seninle çok sıkıcı olabilir. Verdiğim kurdeleyi ne yaptın? Yeşil kurdeleyi mi? Kaybettim. Onunla birlikte umutlarımı da. Başkasını ne vereyim? Ver ya, sevgilime vereyim. Hadi. İşte burada. Gel havalı de. Kafandaki mi? Sarılsam mı boynuna? Sarılırım, ne çıkar? Hem o mu deli? Günah da sayılmaz. Hiç sesini duyabiliyorum şu an. Bertrand! Sarılamıyorum ya! Yapamıyorum! Çıkışını tutturuyorsun beni. Bir şey mi çalacaksın ya? Allah'ım! Bırak beni be! Seninle bir yere varamayacağım böyle gidersin. Gel hadi! Güzel! Güzel! Çok güzel! Meğer yeni bir aşk oyunu varmış burada ha! Kendine gel! Sarılın, sarılın! Gözümüz yok! Hani sen benim kocam olacaktın? Gerçekten üzgünüm, çok üzgünüm! Ya sen küçük hanım, akıllıysan delilerin arasında işinle! Ne umuyorsun? Bu taramış kokoş saçların, şu enayi dantel yakan, bu deli başka bir deliye sözlenmedin mi? Rahat dur Angela, rahat dur! Rahat durmak mı? Hiç çekinmedim, en değerli şeylerimi bile elimden almaya kalkıyorsun. Bir arabulucu işimi böyle çözümleyemezdim. Beni ne türlü sevdiğini şimdi anladım. Ne oldu? Neden susuyorsun? Bu durgun, bu dalgın bakışlar neden? Eğleniyorum onunla o kadar. Bu aptal kızı sevmek aklımın köşesinden bile geçmez. Böyle bir şey yaptımsa hırsının ateşinde yanayım. Kızart beni, kül olayım. Görürsün, görürsün. Yakında kızartacağım seni. Ustanmazsam fıçıya da basıp tuzlarım. Buraya adım atarak adıma da yapmaz vurulurum sana, anladın mı? Başkasıyla uğraşmana gözüm var. Kolla kendine karışmam. Ey yaş tanrısı Cupido! Efendim? Bu kız aklını başına devşirsin. Yoksa aklı başkasından al, buna ver. Kapatırsa pantolon balı sizin! Hey! Neredesin? Babam! Bayladım! Ben sizi bellem.
Bize ne canım bunlar?
Haydi boş ver. Ben hemen bir gidip şimdi. Ben bir gidip bakayım diyecektim, sen burada kal. Sakın benden duyduğunu kimseye söyleme. Merak etme, aramızda kalması daha iyi. Ya Thomas, buyur. Sana bir şey sorayım. Sen niye böyle konuşuyorsun? Çünkü ben göğütmenli kuşum oldu. Senin de deli olduğunu biliyorum da. Gel de delilerin cin gibi olduğunu da inandır başkalarını. Ben biliyorum. Gördüm işte. Bileklerime zincir vurdular ama yine de kaçabildim içeriden. Thomas nereye daldın? Hiç daldım. Ama sen dikkat et. İhtiyar yakalarsa seni burada daha ağır bağlarla bağlar karışmam. Neden bağlı işte ellerim? Taşkınlık etmiyorum ki. Adam sahibi kımıldatma delileri kımıldatma. Aklım ne oldu sana? Arada kaçıkları bile bir ışık bağlar kafasında. Kıbıldatma delileri kıbıldatma. Paramı ver. Hadi ayak bastın paramı ver. Falan yok ben ettik Thomas. Bak buraya gel. Ver ettik. Aha. Sağ ol güzel bayan. Binlerce küçük pırıl pırıl yanan yıldız geliyor. Ne güzel ne güzel. Babam derdi ki yavruların aklını başına getirmek için çekişler bulmalıymış. Uyanık olurlarmış. İyi bir papağan mısın? Çıktığı gibi tayı. Babayı bile unutmamalıymış. Cici kuş iyiydi bu. Zavallı cici kuş. Cici kuş iyiydi bu. Kalk! Cici kuş iyiydi. Zavallıcık bir papağan gibi uçup gitti. Neredeyse kıskanacağım şu haini. Bertrand da burada olsaydı kuş tüylerinden kendimize elbiseler yapar. Kanat kanat şu duvarı aşağı giderdik. Elif ila! Bertrand! Nasılım? Biri varmış, beni arıyor. Resmimle cebindeymiş. Ne yapacaksın? Merak etme, tanıyamazlar beni. Vay yavrucuğum, bileklerine zincirle vurdular. Çok üzgünüm Elif'le, benim yüzümden düştüm bu duruma. Kollarını boynuna dolayamayacağım, ben onun için üzülüyorum. Gözlerime bak, daha içine. Gözlerime... Sağ ol, biz sana. Geliyorlar. Her şey çok güzeldi Pissano. Çok sağ ol. Vazife çağırıyor. Gitmeliyim artık. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Sen yapacağını yaptın. Dört bir yana ün salmış bir evi gezdim. Sonra seni, sevgili amca oğlumu kucakladım. Sonra bu sucuk. Ama ne sucuk. Elvira, size bir haberim var. Bizim müdürün bir yakını. Siz de tanırsınız ya. Çıkarmak istiyor sizi buradan. Siz buna iyi haber mi diyorsunuz? Belki inanmazsınız ama gideceğinize en çok ben üzülüyorum. Ya daha kötü bir haber veremezdiniz bana. Hep bir deli olarak burada bakılmak daha çok hoşuma gider. Buradaki hekim dünyanın en ünlü hekimi. Ay! Ölüm patladı, kim bu deli? Siz kim buradasınız? Siz de hep karşıma çıkarsınız. Üstelik beni yok etmek isteyen birini de almışsınız yanınıza. Kimsiniz? Kimi arıyorsunuz? Çok suçlu birinin ardına düştüm güzel bayan. Kimi aradığınızı biliyorum ama boşuna uğraşmayın, bulamayacaksınız. Kesin öyledir. Suçu neymiş? Biraz Don Reynara'yı öldürmüş. Adı ne? Flariano. Ah, tam yerine geldiniz. Ben onun karısıyım. Çok şakacı bir şey. Ya güzelliği, melekleri bile kıskandırır. Korktum sizden. Durmadan da geviş getiriyorsunuz. Ben mi? Yakalayın beni, ne duruyorsunuz? Karalar içindesin. Yas mı tutuyorsun? Kurnaz olduğu için karalara bürünmüş diyelim. Hoş, haklı olsaydı da sen çakmazdın zaten dalgayı. Bu çok ünlü bir bilginmiş. Bilgin oldu mu? Devlik genç yaşta bulur kendini. Senin yüzünden kaçırmış aklını. Şu arkadaki kadın da beni zincire vurdular diye tutturmuş. Şey, sanırım sonra çıldın diye tutturuyor. Sen o kadar anlarsın. Hem yüreğimi çaldılar diyorum. Kim çaldı biliyor musunuz? Prensiniz öldüren katil. Aman yakaladım onu. Zinciri vurdum hırsızı. Benim o hırsız. Bu kızın güzelliğine nasıl dayanır insan? Yazık, kaçık olmasaydı ne iyi olurdu. Benimle ilgilensen daha iyi edersin amca çocuğu. Hiç niyetim yok. İşine yarardı belki bak. Ben gitmeliyim artık Pissano. Vazife çağırıyor. Katilin bir resmi var mı sende, doğru mu? Görmek ister misin, isterim. Hayır, hayır, gösterme, korkuyorum. Bak işte. Aa! Amma da benzetmişler. Kendim gibi tanırım onu. Ama boşuna uğraşmayı bulamayacaksınız.
uzun etme. Ben şu resme gitmeliyim artık. Nerede olduğunu bir tek ben biliyorum. Sin öyledir. Nerede olduğunu söylersem ne verirsiniz bana? Bana şu gözü. Gel kapıya kadar geçireyim seni. Çok sağ ol Pisano. Her şey çok güzeldi. Bu deliler, bu ev, sonra bu sucuk. Ama ne sucuk? Bana bak. Sen gerçekten kaçıksın anlaşılan. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi çarpıyor. Öyle bir geldi ki bana. Sanki ben değilim de bütün benliğimle senin benliğine girmiş gibiydim. Senin ellerin bağlı. Bırak da ben sarılayım sana. Evet, sarıl. Sarıl bana. Aha! Tam zamanında gelmişim meğer. Rahat bırak o kızı. Seni delirip şeyi. Beni zorlayamazsın. Beltran. Yiyecekmiş gibi bakıyorsun ona. Öpmek istiyorum çünkü. Beni yavaşlıyorsun Beltran. Hep onun peşindesin. Gitmeyesin diye yolunu mu keseyim? Ballı bir tatlı yedirdi bana. Sancıdan kıvranıyorum şimdi. Ricardo. Sevgilim. Gel arkamdan karışma. Bu kızın ateşi kıskançlığıma kaynatır. Taşırır sonra. Selametle. Çıkmam da çıkmam.
Bence bu ikisi de çıldırmış. Ben deli değilim. Leyla, ikimiz de üzgünüz. Hadi gel dans edelim. Gidin kardeşim. Leyla, 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 niçin? Leyla, şimdi de uçuk olacağız ha. O zaman akıllar başlarına gelir bunların. Bütün hepsi Bertan'ın yüzünden. Gelemez olsaydı buraya. Ama ona öyle bir şey yapacağım ki doğduğuna pişman edeceğim onu. Ama o Bertan'ın suçlu bulamazsın. Aslı o zavallı. Kız gelir. Bütün suç onun. Göstereceğim bunu. Ona özürleri benimle atarsın. Öserim seni. Biz sana. Ben de anlatamam sana şunu başından. Nerede senin asıldığın kulunu özürde. Burada işimizde. Ne oldu? Cehenneme dönüp mü bu halim? Sevgili seyircilerimiz, oyunumuzdan 10 dakika ara vermek üzere.